Evet, gençler Türkçe'de konular bitiyordu, sonra tekrardan baştan alınıyordu, bitiyordu, anlatılıyordu, hiç bitmiyordu. Bu hafta Türkçenin son konusu olan anlatım bozukluğunu sizlere iki video halinde verdik gençler. Onlara videoları dinleyip, çalışıp, soru çözüp bizlere dönüş yapabilirsiniz ki dediğim gibi anlatım bozukluğuyla alakalı soru çözüm videoları sizlerle paylaşacağım tekrardan. Konu biraz uzun olduğu için sorulara çok fazla bakamadık ama sadece soru çözüm videoları oluşturacağız. Anlatım bozukluğuyla alakalı. Dilan hocamız da bir taraftan biliyorsunuz ne yaptı? Ay gençler şunu bir şey yapayım ya. Yukarıya koyayım. Dilan hocamız da biliyorsunuz sözcük türlerini geçen hafta ve bu hafta tekrar etti. Sözcük türlerinde isim sıfatları, nizar, edat, bağlaç, ünlemler bitti. En son bunlardan sonra da tamlama konusuna hocamız girdi. Hatta şöyle isim sıfat zamirler, isim sıfat zamir tamlamalar diye gider. Normalde ondan sonra zarf, edat, bağlaç, ünlemle sonra da fiil konusuyla tekrardan tekrarlarla devam edecek hocamız. Biz konu tekrarlarına başladık. Bu Nisan ayı içerisinde canlı derslerde yaptığımız konu tekrarları biliyorsunuz sizlerin istekleri doğrultusunda şekillenmişti. Mayıs ayı içerisinde benim videolarda anlattığım konuları Dilan hocamız tekrardan size anlatacak. Zaten videolarımız var. Dinleyebileceğiniz onlara ek olarak soru çözümleri yeni videolar şeklinde sizlerin karşısına gelecek. Ama sınava kadar gençler bilgisayar konularını tekrar tekrar anlatmaktan biz bıkmayacağız. Sizler de lütfen sorularınızı çözün. Bizlere yöneltin ki en azından yaptığımız çalışmalar boşa gitmesin. Evet, tamlamalar konusu. Bu konuyu ben de okulda size anlatmıştım. Tamlamalar söz öbekleridir. Tamlamalar söz gruplarıdır. Tamlamalar kelime öbekleridir. Tamlamalar söz öbekleridir canlarım. Tamlamalar ikiye ayrılır. İsim tamlamalarını göreceğiz burada. Bir de sıfat tamlamalarını göreceğiz. Can ikolar. Evet, tamlama nedir? Türkleri nelerdir diyor. Tamlama çeşitleri yani bizim söylediğimiz isim tamlaması ve sıfat tamlaması mantığı. Belli kurallarla oluşmuş söz öbekleridir. Tamlamalar anlamca ve biçimce birbirine bağlı sözcüklerden oluştuklarından tek ve bütün bir anlamı karşılar. Tek ve bütün bir anlamı karşıladıkları için ne diyoruz bakın? Tamlamalar bölünemez. Bölünemez canikolarım. Tamlamalar parçalanamaz ballarım. O yüzden cümle ögesi bulurken yüklen bir tamlamaysa, özne bir tamlamaysa, nesne ya da doğaçlaşmış bir tamlamaysa asla ve asla onları parçalayamıyoruz. Hep beraber alıyoruz diyoruz. Her tamlama en az iki sözcükten oluşur ve iki öge içerir. Tamlayan ve tamlanan. Tamlayanımıza bakıyoruz arkadaşlar. Bu genelde birinci sözcük durumunda olan ifadedir. Tamlanan ifademiz de genelde ikinci sözcük durumunda olan ifademizdir. Tabii ki birden fazla tamlayanlar, tamlananlar olabilir. Bu genelde belirtili isim tamlamasında bizim karşımıza çıkar. Çayın rengi, mesela burada köyün adı, çocuğun sesi, kuş kanadı, güneş gözlüğü, yıl sonu, yeşil elbise, sıcak ova, büyük oda, işte isim tamlamaları, sıfat tamlamaları şeklinde gruplandırmışlar buradaki söz gruplarını. Bu kısma geçeceğim canik olurum. Çünkü tamlayan ve tamlanan bölümünü belirtili, belirtisini tamlamasında bu içerikte anlatmak daha mantıklı. Burada belirtili de var, belirtisiz de var. Ondan sonra sıfat tamlaması da var. Önce onları anlatalım. Bir daha sonra karışık örneklere bakmak daha güzel olur. Evet, şöyle aslında tamlamaların türleri olarak burada 5 tane tür göstermiş ama biz bunu nasıl gruplandırıyoruz asıl olarak? İlk dördünü isim tamlaması olarak alıyoruz. Sıfat tamlaması da zaten şahsına münhasır olarak alınıyor gençler. Yani iki tane tamlama çeşidi vardır. Tamlama çeşidi iki adettir. Tamlama çeşidi nedir o? İsim tamlaması ve sıfat tamlaması. İsim tamlaması çeşidi de dört adettir. Tamam, yani isim tamlamasının çeşidini sorduğu zaman ne arayacağınızı, tamlama çeşidi sorduğu zaman da ne arayacağınızı bilin. Belirtili, belirtisiz, zincirleme, takısız isim tamlamasının çeşididir. İsim tamlaması ve sıfat tamlaması da tamlama çeşidi olarak bizim karşımıza çıkar. Peki biz önce hocam neyden başlayacağız?
Önce çok sevgili isim tanımlarımızdan başlayacağız. 4 tane göreceğiz burada. Belirtili isim tanıması, belirtili isim tanıması, zincirli isim tanıması, takısı isim tanıması. Ne olacak arkadaşlar? Hep çizeriz. Burada da çizmiş zaten. Birinci sözcüğümüz tanımlayan, ikinci sözcüğümüz tanımlanan. Her iki kelimenin de ek alma durumudur. Hangi ek olacak? Ün, in, un, ün. Kaynaştırma harfiyle beraber nın, nin, nun, nün eklerini ilk sözcük aldı. Alınan bu ekler tamlayan eki olarak geçti. İkinci ifademiz ı, i, u, ü. Kaynaştırma harfiyle beraber sı, si, su, sü. Tamlanın aldığı bu ekleri de ne dedik? Tamlanan eki dedik. Diğer bir ifadeyle de ne eki dedik bunlara? İyilik eki dedik. Zaten zamirler ve isimlerle kurulan, ki zamir konusunu anlatırken zamirler isimlerin yerini tutar ama isimlerin yaptığı her şeyi yapabilir. İsimler çokluk iki alır, zamir de alır, isimler düklem olur, zamir de olur, isim tamlama kurar, zamir de kurar diye belirtmiştik. O yüzden bakın belirtili isim tanımlamasının ya da isim tanımlamalarının tanımında zamir ifadesini görüyoruz. Zamirler ve isimlerle kurulan tanımlayanın ilgi eki olarak kaynaklarda geçebilir arkadaşlar. Ama biz bunu genelde ne eki olarak bileceğiz? Tanımlayan eki olarak bileceğiz. Ama kaynaklarda soru bankalarında konuşamadım. Soru bankalarında ilgi eki olarak sorulursa tanımlayan ekini alabilirsiniz. Tanımlananın da tanımlanan eki ya da iyilik ekini aldığı bir tanımlama çeşididir. Burada da zaten vermiş arkadaşlar. Yukarıda bizim verdiğimiz gibi bu eklerle iki kelimeyi, iki sözcüğü birbirine bağlayacaksınız. Hikayenin adı, tamlanan kısmı zaten neyin adı, kimin adı diye sorduğunuzda, cevap aldığınızda belirtili olur. Trenin penceresinden dağların güzelliğini seyrediyordum. Tamlayan eki, iyilik eki, tamlayan eki, iyilik eki. Dediğim gibi tamlanan kısmına neyin, kimin sorusunu sorduğunuzda, tamlanan kısma neyin, kimin sorusunu sorduğunuzda eğer bir önceki ifadede cevap alabiliyorsanız belirtili isim tanımlaması olarak karşınıza çıkar. Senin kalemini kullanabilir miyim? Senin kalemin. Burada iyilik eki değişebilir. Bakın iyilik eki iyi değil burada, indir. Bunun nedeni de tamlayan bölümü zamir olmasıdır. O yüzden zamirlerle isim tanımlaması kurulduğu zaman iyilik ekleri ve tamlayan ekleri değişebilir. Önemli değil. Sonuçta bakın pratik bir bilgi olarak ne diyorum size? Tamlanan bölümü neyi, kimin sorusunu sorduğunuzda bir önceki ifadeyi cevap olarak alabiliyorsanız orada belirtili isim tanımlaması vardır demektir sevgili arkadaşlar. Evet, belirtisiz isim tanımlamasında ise belirtili ne dedik? İki tane isim, biri zamir olabilir, ikisi zamir olabilir, ikisi isim olabilir. Tamlayan eki olacak, tamlanan eki olacak. Tamlayan ekini kaynaklar ilgi eki olarak alabilir arkadaşlar. Soru öyle sorarsa siz de alabilirsiniz, bir sıkıntı yok. Ama ÖSYM genelde ilgi eki olarak değil, tamlayan eki olarak sorar. Bunu bilin. Belirtisim tanımlasında ne vardır? Yine birinci sözcüğüm tamlayan, ikinci sözcüğüm tamlanan. Birinci sözcükte ne eki yok? Tamlayan eki yok. Ama ikinci sözcüğüm yine tamlanan ekini alacak sevgili arkadaşlarım. Burada da vermiş zaten tamlayana çarpı koymuş. Yani bu ne demek? Tamlayan eki yok demek. İkincisinde tamlanan ekini artı olarak almış. Yani iyilik ekini artı olarak almış sevgili arkadaşlarım. Balkona bir kuş yuvası koyduk. İşte şöyle de yapabiliyorsunuz. Kuşun yuvası şeklinde tamamen belirtili oluyorsa o zaman burada belirtisiz de diyebiliyorsunuz ama benim size tavsiyem bakın kuş yuvası ifadesi belirtisiz isim tanımlaması. Tamlanan kısmına ne diye sorduğunuz zaman hemen önündeki sözcüğü cevap olarak alıyorsunuz. O da arkadaşlar ne olur? Belirtisiz isim tanımlaması olur. Yani belirtilide tamlanan kısma şöyle bir not yazalım isterseniz buraya. Not. Belirtilide tamlanan kısma neyin, kimin diye sorduğunuz zaman cevap alırsınız. Şöyle doğru tip yapalım cevap alma anlamında. Belirtisizde ise tamlanan kısma ne sorusunu sorup cevap alırsınız.
Bu şekilde de ayırt edebilirsiniz. Çocuk çok fazla deniz suyu yutmuş. İşte su ne yutmuş? Hemen bir öndeki kelimeyi alıyorsun. Deniz ifadesini alıyorsun. Deniz suyu doğrudan ne olmuş oluyor? Tamlanan olmuş oluyor. Evet, buradaki sorulara bakabiliriz arkadaşlar. Çünkü konumuz kısa bir konu. Büyük bir çoğunluğunu geçen hafta sözcük türlerinde zaten anlatmıştık. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki isim tamlaması türce farklıdır? İsim tamlamasının çeşidini soruyor. Belirtili, belirtisiz, zincirleme, takısız. Hepimiz öğrencilerimizin uyarılarını, kimin uyarılarını belirtili. Çocuğun gözleri, kimin gözleri belirtili. Yazar romanın adını, neyin adını belirtili. Sabah yağmurun şiddeti, neyin şiddeti belirtili. Kardeşim resim yarışmasında, ne yarışmasında belirtisiz. Cevabımız ne oluyor? Eşit bu oluyor. İkinci sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlamanın zamir olan bir isim tamlaması vardır? Yani bu soruda da şunu düşüneceksin. Burada bir tane tamlayanın var. Ondan sonra bir tane de tamlananın var. Bunu yapmanızda fayda var bu tarz sorularda. Tamlananın ne olması gerekiyor? Zamir olması gerekiyor. Bakalım bazı öğrenciler okulun düzenlediği niye? Neyin düzenlediği? Okulun düzenlediği ikisi de isim. Hocam buna bu fiil demeyin sakın. Fiilimsi, fiilimsiler yapı olarak isimleşir. Kardeşimin çizdiği resimler benim resimlerimden daha güzel olmuştu. Kardeşimin resimleri demek istiyor. Burada tamlanan iki düşmüş. Önemli değil. Düşmeyen benim resimlerim ifadesi var. Benim resimlerim ifadesinde de tamlayan zamir, tamlanan isim bizde tamlananın zamiri olma durumu var. Şehirde yaşayan insanlar çoğu zaman kasaba hayatına özlem duyarlar. Burada zaten bir isim tanımlaması yok. Hiçbirimizde dün yaşadığımız olaylara bir anlam veremedik. Burada da bir isim tanımlası yok. Dinleyicilerin bir kısmı konserin sonlarına doğru sıkılmıştı. Dinleyicilerin kısmı ifadesi. Evet, burada bir şey mi kaçırdık arkadaşlar biz? Tamlanan. Evet, yani C şıkkında ve D şıkkında isim tamlaması yok gençler. B şıkkında tamlayan zamir. A şıkkında A şıkkında okulun düzenlediği ifadesi var. Burada zaten zamir yok. Kısım ifadesini almış muhtemelen arkadaşlar. Cevabımız burada E şıkkı olur. Şuradaki kısım ifadesini de bütünü, kısmı durumunda zamir olarak almış. Hatta ne zamir olarak almış? Belgisiz zamir olarak almış. Ve cevabı E şıkkı olarak gösteriyoruz. Canik olarak. Evet. Şimdi gelelim zincirleme isim tamlamasına. Nedir zincirleme isim tamlaması? Şimdi şöyle bir ifade yazacağım. Bakın. Belirtili isim tamlamasında. Ondan sonra belirtisiz isim tamlamasında ve takısız isim tamlamasında. Takısız isim tamlamasında. En az iki isim karşımıza çıkar. Fakat zincirleme isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması iç içe geçmiş. İç içe oluşmuş isim tamlaması demektir. İsim tamlaması demektir. Ve bunun olabilmesi için de en az 3 isme ihtiyacım var. Dolayısıyla diyor ki birden fazla isim tamlamasıyla kurulan bir tamlamadır. Yani nedir? İç içe geçmiş. 3 isimden mesela bir tane ne çıkaracaksın? Belirtili çıkaracaksın. Bir tane belirtisi çıkaracaksın. Atıyorum bir tane zincirleme çıkaracaksın. Trafik sorununun çözümü demiş. İç içe geçmiş isim tamlaması var mı? Var. Trafik sorunu 1. Sorunun çözümü 2. 2 tane isim tamlaması iç içe geçmiş ve ne oluşturmuş? Zincirleme isim tamlamasını oluşturmuş. Ayşe'nin elbisesinin rengi. Ayşe'nin elbisesi, elbisesinin rengi. Yani bunların hepsi arkadaşlar zincirleme isim tamlaması örneği. Yani şöyle düşünün. Mesela masanın mavi örtüsü ifadesini hocam tamam burada 3 tane kelime var. Ben bunu zincirleme isim tamlaması olarak alayım diyemezsiniz. Çünkü burada iç içe geçmiş isim tamlaması yok. Bir tane isim tamlaması var. Masanın örtüsü
Bakın şöyle masanın örtüsü burada bir tane belirtili isim tanımlaması olarak karşınıza çıkıyor. Geri kalan mavi örtü ifadesi bir isim tanımlaması değildir. O yüzden burada iç içe geçmiş bir isim tanımlaması yok. Yani iki isim bir sıfat olduğu zaman biz onu zincirleme isim tanımlaması olarak almıyoruz. Üç tane isim olmalı. Çünkü bakın örneklere ders kitabının sayfaları demiş mesela. Sen buradan iki tane ayrı ayrı en az iki tane yani en az zincirleme isim tanımlamasında en az iki tane ayrı ayrı isim tanımlaması bulmak zorundasın. Ders kitabı 1, kitabının sayfaları 2. Ayşe'nin elbisesinin rengi, Ayşe'nin elbisesi 1, elbisesinin rengi 2. Ondan sonra filmin güzel sahneleri, filmin sahnelerini isim tanımlaması olarak aldım. Güzel sahne isim tanımlaması değil, bu zincirleme isim tanımlaması olamaz. Renkli elbisenin fiyatı, elbisenin fiyatını isim tanımlaması olarak alıyorum. Renkli elbise isim tanımlaması olmadığı için bunu alamam. O yüzden zincirleme isim tanımlamasında en az 3 isimle ayrı ayrı 2 tane isim tanımlaması çıkarmalısın. Eğer bir tanesini isim tanımlaması, bir tanesini sıfat tanımlaması olarak çıkarıyorsan o kesinlikle zincirleme isim tanımlaması olmaz. Ve takas isim tanımlamasında sevgili arkadaşlarım yine 2 tane isim olacak. Burada da yine birincisi tamlayan olacak, ikincisi tamlanan olacak ve buradaki özelliğim tamlayan eki yok. İkinci kelimemde de tamlanan eki yok. Bu ikisi arasında ya benzerlik ilgisi kuracaksın, ya benzerlik ilgisi kuracaksın ya da neyden yapıldığı ilgisi kuracaksın. Neyden yapıldığı ilgisi kuracaksın bu ikisi arasında. Bu iki ilgiyi kurduğun zaman da takısız isim tanımlamasını sıfat tanımlamasından ayıracaksın. Demir kapı. Bakın iki kavram arasında neyden yapıldı? Tilki adam iki kavram arasında benzerlik. Ahşap eşyalar iki kavram arasında neyden yapıldığını bizlere gösteriyor gençler. Şimdi pekiştirme sorularımıza bakalım. Yukarıdaki dizelerde altı çizili bölümlerin hangisinde ötekilerden farklı bir isim tanımlaması vardır? İki tane isim tanımlamam çok özür dilerim pardon. Dört tane isim tanımlaması vardı. Neydi onlar? Bir güvercinin kanadı. Neredesin kalem ucum, canım ucum, bebeğim? Güvercinin kanadı, neyin kanadı? İkisi de ek almış. Belirtili. Göklerin maviliği, neyin maviliği? Göklerin ikisi de ek almış. Belirtili. Serçelerin cıvıltısı, neyin cıvıltısı? Serçelerin ikisi de ek almış. Belirtili. Bulutların ipek gölgesi, ne gölgesi? Belirtisiz, çocukların yüzü, kimin yüzü, belirtili, isim tanımlaması çeşit olarak hangisinde farklı arkadaşlar? Değişikliğinde farklı çünkü değişikliğinde belirtili isim tanımlaması var. İkide aşağıdakilerin hangisinde zincirleme isim tanımlaması vardır? Şimdi zincirleme isim tanımlaması içinde, zincirleme içinde ne diyoruz? En az 3 isim, bakın 2 isim 1 sıfat. Olmaz. En az 3 isim neden olacak? Çünkü en az 3 isimle en az 2 ayrı tamlama kuracaksın. En az 2 ayrı tamlama kuracaksın. Bu şekilde ancak zincirleme isim tamlaması olur. Satranç şampiyonasında ikinci olması çok büyük başarı. Ne şampiyonası? Satranç şampiyonası. Neyi sordum? Buradan cevap aldım. Bu ne olacak? Belirtili olacak. Bir tane isim tamlaması var şu anda. Kedi yavrularının ikisine yuva bulduk. Kedi yavruları, yavrularının ikisi, bak ne yavruları? Kedi yavruları belirtisiz. Neyin ikisi? Yavruların ikisi belirtili. Kedi yavruları bir, yavrularının ikisi iki. İki tane ayrı ayrı tamlama birleştirdim. Burası ne oldu? Zincirleme isim tamlaması oldu. Bizim eski mahalleye yüksek binalar yapılmış. Bizim mahallemiz demek istiyor burada. Tamlanan iki düşmüş. Sadece belirtili. Bazı zor yönleri yok değil ama işimi seviyorum. Benim işimdir burası da. Burada tamlayanı düşmüş var. Zamirleri düşürdüğünüz zaman tamlayanı düşmüş. Belirtili isim tamlaması olur biliyorsunuz. Bir de çiçeklerin kurumuş yaprakları. Çiçeklerin yaprakları. Neyin yaprakları? Çiçeklerin yaprakları. Aa hocam burada bir de kurumuş var ama kurumuş isim değildir. Sıfattır. Yani burada sıfat tamlaması kurar. O yüzden burada sadece belirtili isim tanımlaması var. Bunu da belirtili isim tanımlaması olarak
aldık. Dolayısıyla 3 ayrı isimle 2 ayrı tamlama kuran ifademiz hangisi oluyor arkadaşlar? B şıkkımız oluyor. Zincirleme isim tamlaması olarak dönük olarım. Evet, şimdi sıfat tamlamalarını ikinci videoya bırakacağım. Dediğim gibi konunun büyük bir bölümünü zaten sözcük türleri bölümünü bir önceki hafta çektiğimiz videoda sizlere anlatmıştık. Bu hafta sadece tamlamalar videomuz var. Sıfat tamlamalarını verdikten sonra buradaki pekiştirme soruları ve konu değerlendirme testiyle beraber bu grubu da bu hafta bitirmiş olacağız. Canik olarım, öpüyorum.